أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Kemal Paşazade Hazretlerinin 40 hadis isimli eseriyle birlikte oluyoruz. Cenab-ı Hak kendilerine rahmet eylesin. Kemal Paşazade Hazretleri uzun bir dönem Şeyhülislam olarak görev yaptığı için seçmiş olduğu hadis-i şerifler de kada makamıyla ilgili, dünya ve ahiret dengesiyle alakalı, ibadetler ile alakalı hadis-i şeriflerden genel olarak meydana gelmiş. Bugün 13. hadis-i şerifimizi hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Hadis-i şerifimizin metni şöyle: Kâle Rasûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, Mâ yez'u sultanu ekseru mimma yez'ul furkanu. Evet, hadis-i şerifimizde son kelime olarak el-furkan kelimesi geçiyor. Bu 40 hadis mecmuasına, risalesine şerh yazan Aşık Çelebi Hazretleri furkan kelimesini buraya almışlar ama hadis-i şerifin bazı versiyonlarında el-Kur'an kelimesi yer alıyor diyor şarihimiz. Hadis-i şerifimizin tercümesi ise şöyle kardeşlerim. Sultanın yasaklarla engel olduğu şeyler, Kur'an-ı Kerim'in yasaklarla engel olduğu şeylerden daha çoktur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Tefsir adlı tefsirde efendim Semerkandî Hazretleri bu hadis-i şerifimizin metninde yer alan yeza'u, veza'a yeza'u fiiliyle alakalı şöyle bir açıklama yapmışlar. Veza'a kelimesi men etmek, engellemek anlamına gelir. Veza'atun kelimesi vazi'un kelimesinin çoğuludur demişler. Askeri dağılmaktan ve yayılmaktan men edenlere de vazi'un denilmektedir şeklinde bu kelimeyle alakalı bize bir bilgi sunmuşlar. İmam Mutarrizi Hazretleri Şerh-i Makamat isimli eserinde hükümdarların vezirlerine, yardımcılarına ve güvenlik teşkilatının başındakilere vazi' denildiğini, bu bilgiyi bize aktarmışlar kardeşlerim. Şimdi bu bilgiler ışığında hadis-i şerifimizi tekrar anlamlandıracak olursak şöyle bir mana karşımıza çıkıyor. Sultanın yasak edip de insanların korkup geri durduğu şeyler, Kur'an-ı Kerim'in yasaklayıp da insanların geri durduğu şeylerden daha çoktur. Toparlayacak olursak, nice kimseler vardır ki haram olduğu Kur'an-ı Kerim ile sabit olup ahirette karşılığı verilmek üzere şiddetli ve büyük ceza vaat olunan haramları işlemekten geri durmazlar. Fakat sultanların, idarecilerin dünyada hemen cezalandırmasından korkarlar ve onun koyduğu yasaklardan uzak dururlar. Tabii ki değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim burada Efendimiz Aleyhisselam'ın esas vurgulamak istediği husus nedir? Kur'an-ı Kerim hem bu dünya hayatımızı şekillendiren ve buradaki koymuş olduğu emir ve yasaklarla aslında ebedi mutluluğu elde etmemizi sağlayan kurallar, manzumeler bütünüdür. Kur'an-ı Kerim hayatımızın her alanına müdahil olan, hayatımızı kuşatan bir kitaptır. Hadis-i şerifimizin metninde Furkan kelimesiyle veya Kur'an kelimesinin yerine kullanılan bu Furkan kelimesiyle de şu kastedilmiştir. Furkan, kelime anlamı olarak hakkı batıldan ayıran demektir kardeşlerim. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasakları hakkı batıldan ayırmayı hedeflediği, amaçladığı, bu gayeye matuf olarak bize gönderildiği için
Kur'an-ı Kerim Furkan olarak isimlendirilmiş. Biz müminler ve Müslümanlar şöyle bir serzenişte bulunma hakkına sahip değiliz. Efendim bu Kur'an-ı Kerim bizim alışverişimize, ticaretimize, kiramıza, nikahımıza, talakımıza, efendim hayatın her alanına müdahale ediyor. Mesela bir baba, anne veya evlat vefat ettiğinde geriye bıraktığı mirastan kim ne kadar pay alacak? Rabbimiz o kadar detaylı anlatmış ki bir iki tane efendim başlığı sadece Efendimiz Aleyhisselam, o da yine Kur'an-ı Kerim'in yönlendirmesiyle hadis-i şeriflerle açıklanmıştır. Diğer geriye kalan varislerin o mirastan ne kadar pay alacağı 1/6'sa, 1/8'se, yarısıysa, 1/4'se hepsi Kur'an-ı Kerim'de detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim Müslümanların en temel ana kaynağıdır. Bu ana kaynağı hadis-i şerifler ile beraber, hadis-i şerifleri de ulemamız usul ilkeleri olarak benimsemişlerdir. Yani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin emir ve yasakları neyse bunları nasıl anlayacağız, nasıl hayatımızı aksettireceğiz? Bunun usulü, yöntemi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerine, sünnet-i seniyyesine havale edilmiştir. Dolayısıyla hayatımızın her alanına müdahil olan Rabbimizin kelamında emirler ve bunlar gibi yasaklar da var. Rabbimiz merhametinin bir eseri, bir tecellisi, bir göstergesi olarak her yaptığımız hatanın, her işlediğimiz günahın, emrine her karşı gelişimizin cezasını anında bize vermemiş. Hakikaten düşünelim, öyle olsaydı kardeşlerim, hacımız, hocamız, kadınımız, erkeğimiz, gencimiz, yaşlımız yolda yürüyemeyecek hale gelirdik. Her işlediğimiz günahın karşılığı anında bize verilmiş olsaydı, yolda yürüyemeyecek hale gelirdik. Dolayısıyla Rabbimiz bir merhamet göstergesi olarak, hani kulum daha sonra tövbe edebilir, benden af ve bağışlanma dileyebilir, bize bir zaman vermiş, imkan vermiş, merhamet etmiş. Dolayısıyla biz insanlar da Rabbimizin bu merhametini biraz daha önceleyerek, bazen efendim Rabbimizin emirlerine karşı gelebiliyoruz. Şimdi Rabbimiz emir buyurmuş, namaz kıl, oruç tut, efendim işte faizden uzak dur, dedikodu yapma mesela, hasetliği terk et. Bunlar emirler ve yasaklar ya, biz bazen nefsimize, şeytana uyarak ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya şu anda dedikodu yaptık, haset ettik, efendim faize bulaştık, yalan söyledik ama bir ceza gelmedi peşinen. O zaman biraz daha yapabiliriz veya bir zaman sonra tövbe edebiliriz. Tövbe kapısı henüz kapanmadı. O zaman ne yapalım? Bu emirleri ve yasakları yaşama konusunda biraz gevşeklik gösterebiliyoruz. Halbuki Rabbimizin emirleri, yasakları hayata hakim olsun diye, idarecilerimizin hak ve adalet tesisi için ortaya koydukları kanunlar, yönetmelikler, yasalar, Rabbimizin koymuş olduğu sınırlardan daha fazla. Çünkü onlar daha detay meseleleri, birebir karşılaştığımız olayları takip etmekle yükümlüler değil mi? Şimdi mesela camimize gelirken diyelim, arabamızla geldik, araçla geldik, kırmızı ışık yanıyordu, durmadık. Bu hatamız tespit edildiği an hemen bize ne yapılır? Bir ceza kesilir. Biz yaptığımız hatanın karşılığı, cezası hemen geldiği için ne yapıyoruz? O kırmızı ışıkta mutlaka durmaya çalışıyoruz. Emniyet kemerimizi taktığımızı polis görmese hemen bize anında bir ceza yazar. Efendim bir kötülük yaptık, yola efendim çevremizi kirletecek adımlar attık. Bu hatamız tespit edilirse cezamız hemen gelir. (Gülüyor)
Dolayısıyla kardeşlerim, insanın yapısında ve fıtratında olan şöyle bir durum var. Evet, bizler ahirete inanan insanlarız. Zerre kadar hayrın, zerre kadar şerrin karşılığını mutlaka göreceğimizi bilen, buna inanan ve buna uygun yaşayan, yaşaması gereken insanlarız. Fakat insan psikolojisinde maalesef ödülünü de cezasını da anında gördüğü sistem, işleyiş varsa ona hemen teslimiyet var. Ama Rabbimiz merhamet ediyor, zaman veriyor, fırsat veriyor. Kulum kendine bir çeki düzen verir, tövbe eder, bana emirlerime layık bir şekilde kul olmaya çalışır. Biz bu rahmeti nefsimizin, şeytanın, dünya hesaplarının maalesef elde edilmesiyle bazen istismar edebiliyoruz. Şimdi bir kardeşimizin başından geçen bir olay anlatayım. Tam da bu bahsettiğimiz meseleyle ilgili bir örnek. Diyor ki, hocam biz diyor yurt dışında kalıyoruz diyor. Babam Türkiye'de. Bize dedi ki diyor, evladım işte geldiğiniz gelemediğiniz zamanlar oluyor. Bana bir vekalet verin. Kardeşimiz var diyor Türkiye'de. Kardeşinize bir vekalet verin. Ben de vekalet vereyim. Bu Türkiye'deki işlerimizi o halletsin. Biz de diyor abimizdir, büyüğümüzdür. Buradaki işler hallolsun diye umumi bir vekalet verdik diyor. Hocam hemen verir vermez inneden ipliğe babamızın ne kadar malı, efendim elde edilecek şey varsa hepsini üstüne geçirdi diyor büyüğümüz. Şimdi ben geldim diyor izine. Dedim ki diyor, ya abi bak, tamam şimdi biz sana bir vekalet verdik. Sen de bu efendim aldığın yetkiyle inneden ipliğe ne varsa hakkın olan olmayan her şeyi üzerine geçirdin. E ne olacak şimdi? Hepimiz ölüp gitmeyecek miyiz? Yani 3 gün önce 5 gün sonra hepimizin bir vakti var Rabbimize vuslat vaktimiz. Şimdi ahirete vardığımız zaman bu kadar haram malla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna nasıl çıkacaksın? Herkese hakkını versene dedim diyor yani. Biz kötülük mü ettik şimdi sana vekalet vermekle? Bakın cevap çok ilginç kardeşlerim. Dedi ki diyor, kardeşim sen bu dünyada beni rahatsız etme. Çünkü rahatsız etsen bile vekalet vermişsin. Ben de kanuna uygun bir iş yapmışım. Beni bu dünyada rahatsız etme. Ahirette beni o kadar insan arasında buluyorsan bul. Seni ben sırtımda götürürüm dedi diyor. Şimdi bu kardeşimiz ahirete inanmıyor mu? E bak, ahiretteki hesaptan bahsediyor. Ama ne olmuş? Dünya hırsı, dünya malı o kadar bir gözünü gönlünü kaplamış ki ahiretin dehşetini, ahiretin o şiddetli halini, orada karşılaşacağı cehennem azabını, Rabbimizin azabının tecelli ettiği o çılgın ateşi düşünemiyor şu anda. Göz kararmış, gönül kararmış. E ne oldu? Fakat şimdi kanunen ona hemen bir usulsüzlüğü tespit edilse, kanun onu tutsa, cezaevine atsa, aman böyle bir iş başıma gelmesin diye 40 dereden su getiriyor. İşte bak, bu insanın yapısında, psikolojisinde, ruhunda olan bir şey. Anında bir ceza geliyorsa, anında bir mükafat geliyorsa, hemen o cezanın veya mükafatın arkasına insan düşüyor. Şimdi bu hadis-i şerifleriyle Efendimiz Aleyhisselam bir hususu daha bize hatırlatıyor kardeşlerim. Şimdi insanoğlu olarak bizler hacıyız, hocayız işte. Biraz okuduk, okumadık, biliyoruz, bilmiyoruz. Fakat bizi sevk ve idare eden insanlar Rabbimizin emir ve yasaklarına uygun işte kanunlar, kurallar, yönetmelikler ne gerekiyorsa bunları çıkaracaklar. Bunları takip edecekler ki biz de o kanunlara, kurallara uyarak efendim hayatımızı şekillendirelim. E hocam şimdi doğru da var, yanlış da var. İsteyen doğruya gitsin, isteyen yanlışa gitsin. Şimdi bizim sahil kentlerimiz var mesela. Plajlar var böyle. Kilometrelerce uzanıp gidiyor. Şimdi bir köşede görüyorsunuz cami de var. Küçücük bir cami. E şimdi çok özgürlük var. Her şey özgür canım. İsteyen plajlara gitsin, isteyen camiye gitsin. İyi de şimdi bütün kötülüğün yolunu bu kadar açar, İyi olan emir ve yasakların yolunu bu kadar kısa tutarsa biz beşeriz kardeşlerim. Nefis taşıyoruz. Vallahi hiç hacılık, hocalık anlamıyor bu nefis. Şöyle baş başa kendisiyle kaldığımız anda hepimizi perişan ediyor.
Hani Hazreti Ömer Efendimiz biliyorsunuz radıyallahu anh, Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Böyle yamalı elbiseler giyermiş Hazreti Ömer Efendimiz. Demişler ki ey emirul müminin, biz sana şöyle sırmalı kaftanlar alalım. Efendim kasırlar, köşkler yapalım. Sen nihayetinde Müslümanların emirisin yani. Dost var, düşman var. Efendim bizi temsil ediyorsun. Hazreti Ömer Efendimiz ne buyuruyor? Demiş ki sakın ha. Demiş şu nefis var ya, şu nefis. Onunla baş başa kaldığım zaman beni perişan ediyor. Ben de onu böyle yamalı elbiseler giyerek, aç bırakarak toplum içerisinde tehdit ediyorum. Diyorum ki nefsime, ey nefis, bak sen beni baş başa kaldığımızda perişan ediyorsun, ben de seni toplum içerisinde perişan ederim ha. Yani hakkı, adaleti tesis etmek öyle kolay bir şey değil gerçekten, çok zor. Efendim şu kadar kitap okuduk, şu kadar bilmem ne yaptık, alimiz, evliyayız, zenginiz, ağayız, paşayız. Hiç nefis, vallahi hiçbirimizin gözünün yaşına bakmıyor kardeşlerim. O yüzden iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak, bütün sistemimiz, işleyişimiz Rabbimizin rızasına uygun bir sistem ve işleyiş olmalı kardeşlerim. Bugün hani bize durmadan Batı'yı örnek veriyor. Oraya gidip gelenler, hasbelkader yaşayanlar, oradaki işleyişi görenler. Batı'da ahirete inanç var mı kardeşlerim? Hani şu anda onların çoğu biz Hristiyanız, Yahudiyiz filan diyorlar ama yani tecrübe ettiğim için acizane söylüyorum. Onların birçoğu ateist olmuş dostlar, ateist. Artık ilah tanımıyor, ahiret tanımıyor, hesap kitap. Bunların çoğunu terk etmiş onların çoğu. Efendim, fakat işleyişe bakıyorsunuz, yani sen ağasın, sen paşasın, sen falanın tanıdığısın, sana şöyle bir torpil yapalım, seni şurada kayıralım. Yani kim olursa olsun, kanunun gerektirdiği şey neyse, kanun zoruyla da olsa bir şekilde adamlar işleyişlerini götürüyorlar. O yüzden işte Akif'imiz biliyorsunuz, Almanya 1. Dünya Savaşı'na oradaki Müslümanları teşvik için gittiğinde ne diyor? Diyor ki dinleri var işimiz gibi, işleri var dinimiz gibi diyor, değil mi? Öyle iş yapıyorlar ki dinimiz kadar sağlam ama dinleri var bizim işimize benziyor. Ya hocamızdır, biz hocamıza bir torpil yapalım. Bunu kayıralım. Efendim şu ceza gerektiriyorsa da şunu yazdırmayalım canım işte. Böyle bir şey yok kardeşlerim. Bak onların hiçbir medeniyetini, işleyişini beğenmeyen, sevmeyen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Adamların yaptığı bir şey varsa, kanun yönetmeliğiyle, takibiyle de olsa haksızlık ve yanlış yapmıyor adamlar. Ha bir de iman etseler zaten hakikaten dört dörtlük bir şey olacak. Şimdi biz de imanımızın gereği, elhamdülillah Rabbimiz bize öyle bir lütufta bulunmuş ki bu iman nimeti hiçbir şeye değişilmez kardeşlerim. Ama bu imanımızın gereğini bir hayata yansıtabilsek, burada işte Efendimiz Aleyhisselam günlük işlerimizde takip edeceğimiz usulü de bize bildirmişler. Elinde yetki olan, dilinde efendim konuşma yetkisi olan, kalbinde Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, yasaklarını yaşama vazifesi, görevi, aşkı, iştiyakı olan hepimiz el ele verip Rabbimize kul olmak için çalışacağız kardeşlerim. Evet, vaktimiz yaklaştı. Bu Aşık Çelebi Hazretleri Kemal Paşazade Hazretlerinin eserini aldığı hadis-i şeriflerini bir de nazımla, yani şiirle tercüme ediyorlar. Onu da aktarıp sohbetimizi nihayete erdirelim inşallah. Hak budur ki lütfu haktır sultan, zilli yezdan penahı emn-ü eman. Nası katı ederçi Kur'an'dır, katıaden zulmü tıği sultandır. Şöyle söylüyor, sultan Cenab-ı Hakk'ın lütfudur, Allah-u Teala'nın yeryüzündeki gölgesidir. Güven ve eman onun gölgesindedir, onun elindedir. Kesin delil gerçi Kur'an'dır ama zulmü kesen sultanın kılıcıdır. İşte o yüzden bugünlerde şöyle ecdadımızı daha yakından tanıyalım diye böyle Fatih'imiz gibi, Yavuz'umuz gibi büyük sultanlarımızın hayat öykülerine bakıyorum. Öyle zamanlar olmuş ki kardeşlerim, Hristiyanlar, mesela Ortodokslar, Katolikler, Hristiyanların bir mezhebi bunlar aslında, alt kolları.
Ama birbirlerine o kadar zulüm yapmışlar ki diyor ki onlar, ya bir biz papazın efendim hükmünü görmektense, bir Hristiyan devletinin altında bulunup da zulüm altında inlemektense Osmanlı sarığını görmeyi tercih ederiz diyor. Hristiyan olmasına rağmen. Neden? Çünkü bütün dünyaya hakkı ve adaleti sağlayan, tesis eden ecdadımız olmuş. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun. O yüzden onlar da kendilerini tanıtırken biz Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki gölgesiyiz diye çok fermanlarında ifade etmişler. Rabbimiz onların bize emanet olarak bıraktıkları hak ve adalet endişesini, efendim gazasını sürdürebilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Yüce Rabbimiz Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında Rabbimize olan imanlarından dolayı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan imanlarından dolayı anarşiyle, terörle, kargaşa ile, açlık, susuzluk, hastalık ve mahiyetini bilemediğimiz nice türlü sıkıntılarla mücadele eden Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Onların maddi manevi kurtuluşlarına Rabbimiz bizleri vesile eylesin. Yüce Rabbimiz bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة سر سورة الفاتحة